Günaydın arkadaşlar, günaydın. Bugün sabahın sevincini bana bu minik acurumuz yaptırdı. Görüyorsunuz arkadaşlar, görünce çok mutlu oldum. Bir çiftçi size ne gösterecek? Anca bunlara gösterecek yani. Çiçeğim açmış, domatesim kızarmış, salatalığım olmuş, değil mi? İşte böyle. Bakın arılar da nasıl iş başında. Oradan oraya çalışıyorlar arkadaşlar. Evet, maşallah hepsi böyle çiçekte. Görüyorsunuz şu şekilde bahçenin güzelliği, maşallah. Bunlar da kızartmalık kabaklarım. Bunlar çok çabuk döküyorlar. İnşallah dökerler de yeriz bol bol. Evet, sarı bir papatya gelmiş yanıma. Sarı bir papatya. Bitkilerin içinde sarı papatyam benim. Gel oğlum, gel çiçeklerini dökme, gel. Evet, burayı da böyle öbek öbek diktim arkadaşlar. Karpuz, salatalık, kabak. Maşallah, bahçem bayağı neşeli. Burada bir tane erik. Bir de orada. 8-10 tane eriği vardı ama döktü arkadaşlar bu. Neden öyle oldu bilemiyorum. Hele dut ağacım. Hele bu güzel dut ağacım. Maşallahı var. Dutlarımı görüyorsunuz. O kadar güçlü ki toprak arkadaşlar. Dutlar böyle kocaman oluyor, şekilsiz şükürsüz. Ama bu toprağın gücünden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok da bilgili bir çiftçi değilim işte. Yeni yeni öğreniyoruz bunları. Evet, şu şekilde. Sabah sabah çekeyim size bahçemi. Bakalım kurumuş mu? Anam, burada mıymış benim minnoşum? Burada mıymış benim minnoşum? Benim güzelim. Anne, sana bak, yem getirdim, yem getirdim. Hadi birazcık ye. Nasıl yapacağım ya? Hadi birazcık ye annem, hadi ye. Arkadaşlar, bugün ilk civcivimiz çıktı. Diğerleri henüz duruyor, yumurtalarımız. İnşallah diğerleri de çıkar. Annesi tabii kıskanıyor onu. Biraz beslemem lazım ama nasıl yapacağız bilemiyorum. O miniğim benim. Hadi ye birazcık. Hadi ye birazcık. Hadi miniğim. Nasıl yedireceğim ona bilmem. Birazcık ince düğül ıslattım. Annesinin altına giriyor. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar, bu güzelliği görüyor musunuz? Bamyalarım çiçek açtı. Hem de harika bir şekilde çiçek açmış. Görüyorsunuz canlar. Ne kadar harika çiçek açmışlar. Evet, Allah bir taraftan sevindiriyor, bir taraftan da üzebiliyor insanı. Neden üzgünüm? Bir tane civcivimiz var. Gerisi maalesef kürt tavuğumuz bir kalktı, bir yattı. Sağlıklı bir şekilde civcivlerini çıkaramadı. Bir
taraftan da bamyalarımız oluşuyor bu şekilde. Biliyorsunuz bahçeme ilk önce bu bamyaları dikmiştim. Kademe kademe ekiyorum. Yalnız çalıştığım için arkadaşlar. Evet, bunlar meyvesini vermeye başladı şükür. Diğer tarafta durum ne? Şöyle bir bakalım. Burada da domateslerim gayet güzel boyattı arkadaşlar. Bakın hepsi dökmeye başladı. Çok sevimliler, çok güzeller arkadaşlar. İnsan mutlu oluyor böyle görünce. Nasıl mutlu olmayacaksınız bunları görüp de. Dün akşam çok şiddetli bir yağmur yağdı arkadaşlar. Bahçeyi sulamama bile gerek kalmadı. Bir gün önce patlıcanları çapalamıştım. Suyunu da yağmurdan geldi bereketi de. Görüyorsunuz gayet güzel kendine gelmeye başlamış bu taraf. Bu taraf niye küçük arkadaşlar? Sonradan aldığım fideler bunlar. Bahçede yer açıldıkça, bir şeyleri söktükçe yerine yenilerini dikiyorum. O yüzden böyle. Evet, bamyalardan sonra fasulyelerimizi dikmiştik biliyorsunuz ve mısırlarımızı. Görüyorsunuz gayet güzel boy verdiler. Gayet güzel büyüdüler maşallah. Fasulyelerini de dökmeye başladılar. Evet arkadaşlar, ilk fasulyelerimiz görünce çok mutlu oldum. Görüyorsunuz dökmeye başlamış. Bayağı da üzerisi çiçek. Hepsinin bol bol çiçekleri var. İnşallah bol bol fasulye yiyeceğiz bu sene arkadaşlar. Bu taraftaki fidelerimiz daha küçük. Neden küçük arkadaşlar? Diğer tarafta sık diktiğim fidenleri aldım bu tarafa geçirdim. Birbiri üzerine sık büyümesinler, geniş geniş rahat rahat büyüsünler diye. İnşallah bunlar da onlara yetişir. Evet, altın çileklerimizi görüyorsunuz. Maşallah ne kadar güzel boyattılar. Yerlerini sevdiler arkadaşlar. Bahçemizin bu tarafına geçelim. Biberlerimiz, domateslerimiz. Bakın ay çekirdekleri boyuma geldi maşallah. Çok neşeliler. En çok bu yerini sevdi. Evet. Domateslerimizi görüyorsunuz. 2-3 defa çapaladık arkadaşlar. Üzerinde sinek oluştuğu için ilaçladık. Yağmuru da yedi, suyu da bol aldığı için böyle güzel coştu bahçenin bu tarafı. Görüyorsunuz maşallahı var arkadaşlar. Evet, burada da 3-5 tane narımız oluşmuş. Bakın. Sene herhalde bize verecekler Allah izin verirse. Yine de rüzgar çok yeni çıkan ince dallarını kırmış bu şekilde. Evet canlar. Bahçemi böyle gezdireyim size. Böyle ağacımın dibine de hem çiçek diktim, hem aloe veralarımı diktim. Saksıdan çıkardım bunları. Böyle toprağa diktim arkadaşlar. Bu gördüklerinizde bahçe çiçeği. Ve yine yanına salatalıkları diktim. Bir tane domates diktim aloe veraların gölgesinde büyüsün diye. Bakalım biberlerimizde son durum ne? Evet, şu şekilde biberlerini dökmeye başlamış. Maşallah arkadaşlar, bakın burada da var. Evet, sebzelerimiz yavaş yavaş dökmeye başladı arkadaşlar.
Patlıcanlar zaten çiçek. Evet, bu tarafta bal kabaklarım var. Diplerini çapalamıştım. Yağmuru da yiyince böyle coşmuşlar arkadaşlar. Coşmuşlar maşallah. Evet sevgili canlar, burada da zeytin ağacım var. Arkadaşlar bu sene zeytinli yiyeceğiz inşallah. Bunları böyle görmek ne kadar büyük bir mutluluk benim için. Bunun bir tarifi yok. Ancak yaşamak lazım. Görüyorsunuz gayet de büyütmüş zeytinini. Evet, burada da ocak başımızın hemen yanında şeftali ağacımız var arkadaşlar. Şeftali ve nektari bu ağacımız iki kök olarak büyümüş. Bunlar da meyvelerini büyütüyor Allah'ın izniyle. İnşallah büyüdüklerini görürüz. Bunların büyüdükleri dediğim gibi en güzel mutluluk, insana mutluluk veren şeyler bunlar arkadaşlar. Yıllarca hayalini kurduğumuz mutluluklar. Maşallah boyuna doğru bayağı büyüdü. Evet, bu tarafta da kızartmalık kabaklarımız ve acurumuz var. Karpuzlarımız çiçeğe durmuş. Bakın maşallah çok güzel. Ve ilk acurumuz arkadaşlar, görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Demek ki güzel büyüyecek, yerini sevdi. Artık bunların içine girilmez arkadaşlar. Uzaktan seveceğiz. Uzaktan seveceğiz. Bu şekilde. Yeşillik oldu mu tabii. Sabah erkenden kalkıyorum. Bahçemi bir geziyorum arkadaşlar. Ne olmuş, ne bitmiş. Yeni diktiklerim tuttu mu, tutmadı mı? Yeni fidanlar büyüyorlar mı, büyümüyorlar mı? Bunları kontrol ediyorum. Onları hepsini rahat bakmadan rahat edemiyorum. Tabii önce hayvanlarımı kontrol ediyorum. Maalesef tavuğumuz bir tane civcivle kaldı arkadaşlar. Hayırlısı olsun artık, ne diyelim. Arkadaşlar şu güzelliği görüp de nasıl mutlu olmazsınız? Maşallah. İnsan bir lokma da yiyebilir. O önemli değil ama bunun büyüdüğünü görmek gerçekten büyük bir mutluluk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Elmacımın maşallahı var. Evet, sadece meyve veren ağaçlarımı sizlere çektim. Meyve vermeyenler de var tabii. Onlar da kendi halinde büyümekte. Bakın bu da begonvil çiçeğim arkadaşlar. Tutmadı diye çok üzülmüştüm. Ama çiçek açmış. Bunu böcekler çok yediler yapraklarını. O kırmızı uğur böcekleri arkadaşlar, bunun yapraklarını komple yemişlerdi. İlaçladıktan sonra kendine gelmiş ve böyle güzel çiçek açmış maşallah. Sevindim, mutlu oldum görünce. Bu büyüyor, bayağı bir ağaç oluyor arkadaşlar. Harika bir ağaç oluyor. İnşallah büyür ve olur. Evet canlar, bahçenin dışında büyümüş üzüm bu. Buna delice diyorlar arkadaşlar. Yani çekirdek düştüğü yerden kendi çıktığı için aşısız. Bunlar üzüm verir mi bilmiyorum. Aşılanır mı onu da bilmiyorum. Bir bilginiz varsa yazın bana. Ama harika bir şekilde büyümüş. Gördüğünüz gibi içeri girmek için bütün gücünü kullanıyor. İki tane kendi diktiğim üzümüm var. Biri siyah üzüm, biri İzmir üzümü. Onlar çok fazla bir gelişme göstermedi. Neden bilmiyorum. Yerini mi sevmediler? Ne oldu hiç anlayamadım arkadaşlar. Bekleyeceğiz sabırla büyümesini.
Ama bu ne kadar böyle büyümeye hevesli, görüyorsunuz her yere böyle dalını kolunu atmış. Çok güzel. Evet, incir ağacım da maşallah aşağılardan buduyorum, kollarını buduyorum, ışığımı da açık unutmuşum. Yine de alttan böyle resmen fışkırıyor, fışkırıyor. O kadar bereketli bir ağaç maşallah. Bu tarafta da çiçeklerim var yine arkadaşlar. Akşam sefalarım açmaya başladı. Akşam açtığı zaman size yine çekerim. Bakın böyle gündüz kapatıyor kendini, akşam açıyor. Çok güzel bir çiçek. Bu şekilde dizayn ettim yine çiçeklerimi. Bazen sağa çekiyorum, bazen sola çekiyorum. Güneş yakarsa değiştiriyorum yerlerini arkadaşlar. Öyle böyle işte, nasıl bitkiler mutluysa o şekilde ben de hareket ediyorum. Şu arkadaki gördükleriniz yeşiller yine bahçe çiçekleri. Onlar da açacak inşallah. Yanlarına birer mısır dikmiştim. Bakın bu da reyhan arkadaşlar. Bunu saksıya diktim. Çiçek açıyor bu kendi kendine böyle. Tohumunu alıp çoğaltmak için. Evet. Burada kim var? Burada da Tarçın Bey var. Gözlerine bakar mısınız? Aç oğlum gözlerini. Aç oğlum gözlerini. Çirkin oğlum. Çirkin oğlum. Açsana. Arkadaşlar bu kedinin iki tane kulağı var. Bakın. Kulağın biri burada, biri de şurada. Şaştım kaldım, iki tane kulağı var Tarçın'ın. Bal gözlü oğlum benim. Babası gibi maviden bal gözlüye dönüyor bunun gözleri. Aç bakayım, aç oğlum gözlerini. Aç, aç bir görsünler gözlerinin güzelliğini. Aç, aç. Tarçın. Tarçın. Bakın hem mavi, hem bal rengi gözleri. Oğlumun gözleri babası gibi bal rengi olacak. Kızım nerede? Kızım da burada bayılmış. Allah'ım yatışa bakar mısınız ya? Ya şunun tatlılığına bir bakın ya. Bu nasıl bir tatlılıktır ya? Bunlar beni annesi zannediyor arkadaşlar ya. Kucağımdan, yanımdan, sıcağımdan başka yerde uyumuyorlar. Şu tatlılığa bir bakar mısınız? Ne kadar güzel uyuyor. Anne kokusu arıyorlar, sığınıyorlar. Sevgi istiyorlar. Ben bunları sevmeyeyim de ne yapayım ya? Allah'ım ya. Şu patilerin güzelliğine bak. Evet, bizim tavuk hanım civcivini almış. Otlatmaya çıkarmış. Yavrusuna eşelenmeyi, yemeyi öğretiyor arkadaşlar. İsterdim ki yanında şöyle 8-10 tane yavrusu olsun ama bir taneyi zorla zor çıkardı. Kendisi acemi, ben acemi. Öyle olunca böyle oldu. Yine de çok tatlı değiller mi anne ve yavrusu? Görüyorsunuz minik yavrumuzu. Bunları serbest bırakacağım arkadaşlar. Yavrusunu doya doya böyle büyütsün. Gözüm üstlerinde olacak. Allah esirgesin. Gözüm üstlerinde olacak. Böyle büyüsünler. Öbürleri kapalı. Evet, benim oğlum baba oldu ama haberi yok. Değil mi horozum? Evet. Bebeğin oldu senin. Evet. Mecburen arkadaşlar, bahçe ekili olduğu için bunlar kapalı kalmak zorunda. Anneyle kuzusu da böyle serbest serbest gezecek. Bakın nasıl çağırıyor yanına. Nasıl gezdiriyor yanında. Acaba birkaç tane civciv alsam onlara da bakar mı? Bilemedim. Bir bilginiz varsa bu konuda bana bilgilendirirseniz sevinirim.
Ne diyormuş benim yakışıklı horozum? Benim güzel horozum ne diyormuş? Seninle ilgilenemiyorum ben bu aralar, değil mi? İşlerim çok. Horozum. Güzel horozum. Tatlı horozum. Ne güzel rüzgar esti Allah'ım, ya Rabbim. Serin serin insan içini ferahlatıyor. Arkadaşlar, iklim çok değişti. Bir bakıyorsunuz güneş var, yakıyor, kavuruyor. Bir bakıyorsunuz rüzgar, fırtına, yağmur. Allah sonumuzu hayır getire. Allah yardımcımız olsun. Dutlarım çok güzel bir şekilde kızarmış canlar. Arkadaşlar, bir gün kalkıyorum, acırım olmuş. Bir gün kalkıyorum, bamyalarım çiçek açmış. Bir gün kalkıyorum, domateslerim. Bunları birleştirip çekiyorum size, video yapıyorum. Bakın, ilk çektiğimde bunlar kızarmamıştı. Şimdi kızarmışlar. Muhteşem güzel olmuşlar arkadaşlar. Muhteşem güzel olmuşlar. Büyüklüklerini görüyor musunuz? Ya ben geliyorum, gidiyorum. Bu dut ağacımı seviyorum ya. Allah esirgesin, korusun. Ne kadar güzel. Hepsini koparmayacağım. Ahmet'ime kalsın. Atıyoruz. Sizlere hoşça kalın diyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmadan geçmeyelim. Yorumlarınız da benim için çok değerli efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.